Herkese merhabalar. TASK TV ekranlarına hoş geldiniz. Klinik psikolog Erdinç Türk ben. Zihin Atlası'nın bugün 13. programını yayınlayacağız sizlerle. İnsanı ve hayatı anlama konseptindeki Zihin Atlası programının da bugünkü konusu uyku bozuklukları, uyku sorunları ve bunlara nasıl çözümler elde edebileceğimizle alakalı hem fiziksel hem ruhsal sağlığımız için olmazsa olmaz bir düzeni bir dizayn olması gereken bir durum uyku önemli bir ihtiyaç. Dolayısıyla bugün de bu konunun işin ehli olan Sayın Hocam Profesör Doktor Mustafa Bilici'yi eşlik edecek bize sağ olsun bu yoğunluğunda bizi kırmadı hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler bu arada bizi kırmadığınız için katıldığınız için. Teşekkürler Erdinç. Ben teşekkür ederim bu programı düzenlediğin için. Ayrıca Task TV çalışanlarına da bizi buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Hocam bu konumuz uyku, uyku sorunları, uyku çözümleri çok önemli bir ihtiyaç fizyolojik ve psikolojik açıdan. Pandemi dönemi birçok şekilde etkiledi bizi. Tabii uyku düzenimizi de etkiledi. Uykunun insan hayatındaki yeri nedir hocam? Uyku bizim için niye bu kadar önemli? Uykunun önemli olmasının iki sebebi var. Bir tanesi bedensel anlamda bizi restore eden, dinlendiren, tekrar yeni bir güne başlayan süreçleri onarması açısından önemli. Birincisi bu. İkincisi de zihinsel olarak bizi yeni bir güne başlaması açısından önemli. Dolayısıyla hani uyku dendiği zaman hem bedensel restorasyon ve yeniden tazelenip yeni bir güne başlama hem de zihinsel olarak tekrar eski günü geride bırakıp yeni bir güne başlanmayı sağlaması açısından önemli. İkili etkisi nedeniyle önemli olduğunu düşünüyorum. Peki hocam bir pandemi süreci başladı. Geçen yıldan itibaren hayatımızdaki birçok şey etkileşim, iletişim, hayatın içinde kullandığımız birçok argüman neredeyse elimizden alınmışçasına bizi etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Burada da en önemli noktalardan birisi de uykumuz da etkilendi. Uyuduğumuz süre azaldı, kısaldı bir dengesizlik söz konusu. Ne oluyor burada hocam? İnsanoğlu buna nasıl adapte olabilir, nasıl uyum sağlayabilir bu noktada? Şimdi pandemi süreci rutinimizi bozdu gerçekten de. Hani eskiden insanların bir rutini vardı. Ortalama bir rutin şöyleydi yaklaşık. İşte sabah erkenden kalk, işe git, işte çalış, ondan sonra yorul. Akşam gel, işte üstünü başını değiştir, çocuklarla filan yemek ye, ondan sonra tekrar yat. Ertesi gün gene aynı. Hafta sonu biraz bu rutin bozuluyordu. Hafta sonları biraz daha geç kalkıyorduk. Pandemi öncesi dönemden bahsediyorum. Ama yine de hani ailemizle birlikte evden dışarıya çıkıyorduk. Belki bir AVM'ye gidiyorduk, bir alışveriş merkezinde film izliyorduk, alışveriş yapıyorduk filan. Gün geçiyordu, tekrar akşam eve dönüyorduk. Pazartesi yine aynı döngü devam ediyordu. Fakat pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte sosyal hayattan ciddi bir çekilme oldu. Bu bir. İkincisi iş hayatından ciddi bir çekilme oldu ve daha çok insanlar evlerinde çalışmaya başladılar. Ev bir tür home office gibi oldu. Böyle olunca insanlar tabii evlerinde daha rahat hareket ediyor. İşte sabahleyin işe giderken bir hazırlık dönemi geçiriyorsunuz. Evde böyle bir hazırlığa gerek yok. Sabah kalk, yüzünü yıka, güne başla filan gibi oluyor. Böyle olunca tabii işte o trafikte vesaire de filan geçirilen zamanlar ortadan kalktı. Sanki göreceli olarak bir tür zaman bolluğuyla karşılaştık. Fazla zaman var gibi oldu. Ve bu da insanoğlunu etkileyen bir düzlemde oluyor. Sanırım bağlantıda bir problem var. Mustafa hocamız birazdan eşlik edecek. Tam da yakındığımız noktada zaten burası. Uyku düzenimiz ve belirli bir zaman skalamız vardı. Belirli bir zamanı yönetebilme düzenimiz vardı. Yönetebilme şeklimiz vardı. Zamana göre ilişkilerimizi, iletişimimizi değerlendirme, kullanabilme gibi bir sürecimiz vardı. Mustafa hocamız da tam da o noktaya değiniyordu bu sırada. Bu değişti. Değiştiği zaman da doğal olarak insanın uyku uyuma saati, uyku uyuma düzeni, uykuyu devam ettirme düzeni ya da uyanmayla alakalı uyanma düzeni bir değişiklik içinde.
maalesef ki aksaklığa uğramaya başladı. Tabii bu da insan olduğunun, insan yapısının, insan psikolojisinin önemli bir düzeyde etkilenmesine sebebiyet verebiliyor. Çünkü az önce Mustafa Hoca dedi yani bu bir restorasyon sürecidir. Uyku, günlük hayatta yaşadığımız sıkıntıyı, stresi, güzel anıları zihnin düzenleyebilmesi için olmazsa olmaz etmenlerden birisi. Birçok duygu rüyada revize edilir, birçok duygu boşaltılmayan, öfkeye karşılık bulamayan ya da bir reddedilme duygusu, bir kabul edilme duygusu rüyada ve uykuda bir düzene konur. Hatırlayacaksınız bir program yapmıştık rüyaların psikolojik yorumlarıyla alakalı bazı yaklaşımlar böyle bir aktif sürecin olduğundan bahsediyor. Rüyalarla ya da ve uykuyla alakalı. Dolayısıyla olmazsa olmaz bir süreç uyku. Tabii işin uzmanı ve işin daha çok sıklıkla başvurduğumuzda bilgi edinebileceğimiz Mustafa Hocam ama bir teknoloji çağında bir online bir yayın. Büyük ihtimalle bir problem yaşanıyor bununla alakalı. Herhalde birazdan Reci beni de uyaracaktır. Mustafa Hocamız yayına geldiğinde. Bu noktada uykuyu biz nasıl uyuyoruz? Bir önceki eski sistemimizi düşünmekte fayda olacağını düşünüyorum. Hani az önceki bazı rutinlerden bahsetti ya. Bu noktada acaba ne yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor da biz şimdi pandemi döneminde mi sadece bunu değiştirdik? Yoksa bu bizim yaşantı tarzımızla alakalı bir şeydi. Rüyaya dalmak. Birçok kişiden şunu duyuyoruz mesela. Rüyaya dalmadan önce kendi kendime yaptığım bir sohbet başlıyor gibi oluyor. Ve bu sohbet içinde ben kendi kendime konuşurken laf lafı açıyor. İşte hiç olmadık tarihten hiç olmadık anılar aklıma geliyor. Ya da o gün içerisinde birisine öfkelendiysen, birisine kızdıysan, bir problem yaşadıysan, bu noktada bir aksaklık yaşadıysan bunu da yine uyku sayesinde düzenleyebiliyoruz gibi bir sıkıntı çıkıyor burada. Peki bu uykunun nasıl bir sebebi, nasıl bir etkeni var? Arkadaşlarımıza ben de şu an yazıyorum bir problem var sanırım giderilmesi gereken. Bununla alakalı çözümü bekliyorum ben de. Bu noktada yapabileceğimiz en önemli işlem, yapabileceğimiz en önemli şey geçmiş yaşantımızdaki uyku düzenimiz, stres yönetimimiz için elimizde olanlar ve bu noktada da bunu hayatın için nasıl kullandığımızla alakalı bir kısım. Bunu nasıl yapabiliriz, nasıl becerebiliriz? Hayatın içerisinde ya ben çok uykusuzluk yaşıyorum hocam, saatlerce uyuyorum, hiç uyumamış gibi uyanıyorum ya da çok az uyuyorum. Beni o kadar zinde tutuyor ki hayatımın geri kalanını, o günün geri kalanını çok iyi bir şekilde devam ettirebiliyorum gibi bir şey yaşanıyor. Tamam. Şimdi bağlantı probleminden dolayı bir reklam arası vereceğiz sayın seyirciler. Bu reklam arasından sonra hem bağlantımızı yenilemeye çalışacağız hem Mustafa hocamıza yeniden bağlanmaya çalışacağız. Kısa bir reklam arasından sonra bu teknik aksaklığı giderdikten sonra tekrar sizinle görüşürüz. The world is changing. It's time for you to make that decision. Learn English. Zoni Institute is your real and virtual option to learn English online. With certified American teachers and live class interaction, Zoni Institute allows you to set your own schedule and organize your calendar. Learn English from the comfort of your own home using any digital device. Zoni Institute. Live the experience of learning English online. Bestway Auto Collision, yüksek kaliteli oto kaporta hizmetleriyle Deer Park'ta hizmetinizde. Hasarınız ister büyük olsun, ister küçük bir çizik ve çukur olsun, onu düzeltmenin en iyi yolu Bestway'dedir. En iyisinden daha azına razı olmayın. Plumbing ve Heating hizmeti için New York'un Long Island bölgesindeki Erol's Plumbing'i seçin. Long Island bölgesinde hizmetinizdeyiz. Telefon numaramız 631-586-22-0. Memlekete ait tatları özleyen insanımızın buluşma yeri Free Range Market, Amerika'nın her yerinde internet üzerinden hizmetinizde.
Amerika'ya Türk damak tadını en uygun fiyatlarla ve gururla tanıtan Free Range Market, sizlerin güveni ve desteğiyle büyüyor. Amerika'daki gurbetçilerimizin ihtiyaçlarını modern, temiz ve müşteri odaklı bir yaklaşımla karşılıyoruz. Free Range Market'te size de hizmet vermek için sizi de aramıza katılmaya davet ediyoruz. www.freerange.market. Özlediğiniz Türk lezzetleri Merve ile sofranızda. Yöresel peynirler, helal kesim etlerden mis gibi sucuklar, yoğurt, ayran ve enfes börekler için yufka çeşitleri Merve'de. İster marketten, ister online alışveriş sitelerinden Merve ürünlerini alın, sağlıkla beslenin. Merve, 20 yıldır güvenle. TASK TV'den muhteşem hediyeler. iPhone 12 veya Türkiye-Amerika gidiş dönüş uçak bileti kazanma şansı TASK TV'de. Hemen TASK TV internet sitesi ve TASK TV YouTube hesabına ücretsiz kayıt ol ve çekilişe katılma hakkı kazan. Son kayıt 30 Mayıs'ta. Ayrıntılar www.task.tv çekiliş sayfasında. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya gündeminden derlediğimiz ana haber kuşağıyla karşınızdayız. Gündemdeki en önemli konu şüphesiz koronavirüs, dünyada görülen vaka sayısı. Amerika ve Fransa merkezli, diaspora endüstrisi olarak değerlendirdiğimiz milyarlarca dolar gelirin karşılandı ve FETÖ'cülerin Amerika'da Türkiye'ye karşı yürüttüğü karalama kampanyaları için Amerika'da yaşayan Türk toplumu için ne gibi tavsiyeleriniz olur acaba? Buradaki maliyet kanallarını aşağı çekecek Türkiye'nin katma değerini, katma değerli yüksek ürünlerini üreteceği bir platformu sağlamamız lazım. Diğer tarafta da The Wall Street Journal'a geçiyorum. Wildfires erupt anew in California, forcing evacuation, fearing quake. İleride canlı bir saatten sonra canlı tanıtmamız başta mecbur Emir Taşdemir'e çok büyük. Son maçlarda Emir Taşdemir'e öncelikle bu kavramdan başlayalım dilerseniz. Nedir İslamofobi? Aslında İslamofobia kavramının etimolojik manasına kökü. Why did Turkey purchase S-400s and not American Patriot air defense system? Now a lot of people in Turkey. Osmanlı'dan sonra zaten 40 millet çıktı derler ortaya. Tabii bu açıdan, yemek açısından son derece. Yine gururlandırdı bize. Bir madalya getirdi, gümüş madalya getirdi. Aslında altındı ama Rumen rakibi yaptığı itirazdan sonra ekstra bir puan da aldı. Günün haberleri, uluslararası konular, gündem yaratan konuklar, ekonomik gelişmeler, dünya basınından manşetler, gündeme yansıyanlar, bakış açınızı değiştirecek uzman görüşleri. Spordan sanata ve hayata dair her şey TASK TV'de. TASK TV'ye YouTube ve sosyal medya üzerinden abone olmayı unutmayın. Evet, herkese tekrar merhabalar. Kısa bir teknik aksaklık yaşadık sevgili seyircilerimiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Duyabiliyorsunuz, herhangi bir problem yok inşallah. Şu an iyi, evet. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Süper. Hocam bir noktada bu uykuyla alakalı pandemi döneminde değişen dengemizden, değişen şartlardan, bazen zaman bolluğundan, değişen rutinlerimizden bahsediyorduk o sırada sanki. Evet, hani bir zaman bolluğu dışında ikinci faktör bence ekrana ayırdığımız sürenin çok fazla artması. Bu da gün boyu ışığa maruz kalma oranımızda belirgin bir artış söz konusu oldu diye düşünüyorum. Biliyorsun ışıkla uyku düzeni arasında yakın bir ilişki var. Özellikle bizim uyumamızı sağlayan, akşamleyin uykuya dalmamızı kolaylaştıran, başta melatonin olmak üzere çeşitli hormonlar karanlıkta salgılanıyor. Dolayısıyla ekrana maruz kalma, ışığa maruz kalma melatonin salgısında bir azalmaya yol açarak geç uykuya dalma ve geç uyanma şeklinde bir problemin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Üçüncü faktör beslenme alışkanlıklarımız değişti.
Hani çoğumuz dışarıdan yemek söylemeye başladı. Bu da kalori açısından zengin bir beslenme biçimini beraberinde getirdi. Kendimiz evde yemek yapsak bile o yediğimiz yemeği harcama ve sindirme ile ilgili fazla hareket etmediğimiz için kilo alma sorunları ortaya çıkmaya başladı. Bunlar da hep dolaylı olarak uykunun yapısını ve şeklini değiştirmeye başladı. Toparlarsak zaman bolluğu, ışığa maruziyetin fazla olması, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi ve egzersiz alışkanlıklarımızın değişmesi gibi 4 tane temel faktör. Bir de üstüne işte bu korona ne olacak, bana bulaşır mı bulaşmaz mı, sevdiklerime bulaştı mı bulaşacak mı filan gibi bir takım ilave stresler, hepsi bir araya geldiğinde en başta uyku düzenimizi alt üst etti diye düşünüyorum. Peki uyku düzenimiz değiştiğinde hocam, böyle bir dağınıklığın içine girdiğinde insan ruhunu nasıl etkiliyor bu nokta? Evet, yeterince uykuyu uyumadığımızda, bizim için dinlendirici, bizim için rahatlatıcı bir uykuyu almadığımız zaman öncelikle fiziksel bir yorgunluk hissediyoruz. Bu fiziksel yorgunluğun yanında bizim metabolizmamızda bir değişiklik söz konusu oluyor. Metabolizmada bir yavaşlama söz konusu olabiliyor. Bu da dolaylı olarak yine az önce bahsettiğim kilosu tetikleyen bir etken olabiliyor. Üçüncüsü fiziksel açıdan yine baktığımız zaman bizim bağışıklık sistemimizle ilgili ciddi bir bozulma söz konusu olabiliyor. Bu da enfeksiyonla karşı direncimizi etkileyen faktör olabiliyor. Mental olarak baktığımız zaman, zihinsel olarak baktığımız zaman yeterli uykuyu alamamanın getirdiği en önemli problem bilişsel işlevlerimizdeki azalma. Dikkat işlevimiz azalabilir, konsantrasyon işlevimiz azalabilir, karar verme süreçlerimizle ilgili ciddi değişiklikler söz konusu olabilir. Dolayısıyla hem fiziksel anlamda hem de mental anlamda olumsuz diyebileceğimiz birçok faktörün ortaya çıkması söz konusu olabiliyor. İkisini birden topladığımızda zaman içerisinde uyku problemi hem bir takım bedensel hastalıklara yatkın olmayı kolaylaştırıyor, hem de zihinsel anlamda başta anksiyete bozuklukları ve depresyon olmak üzere çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasını kolaylaştıran bir ortam oluşturuyor diye düşünüyorum. Şöyle bir şey mi hocam, bazen depresyondaki kişi uyku bozukluğu yaşar, onun semptomlarından birisi o gibi bilinir. Ama aynı zamanda da uyku bozukluğu ya da uykudaki yaşanan aksaklık da depresyona sebep olabilir mi hocam? Aynen öyle. Depresyonda bildiğiniz gibi uykuda ciddi bozulmalar söz konusu olabiliyor. Hem uykuya dalma ve sürdürme ile ilgili hem de erken uyanma gibi bir takım problemler söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda kronik uyku problemi olan insanların depresyona çok yatkın olduklarına dair ciddi veriler var. O nedenle uyku depresyonu, depresyon da uykuyu bozan bir faktör diye düşünebiliriz. Peki. Hocam peki bu bir fiziksel ve psikolojik açıdan böyle etkiliyor. Bu bizim yaşam tarzımız uykumuza mı bağlı, yoksa uykumuz mu yaşam tarzımıza mı bağlı hocam? İkisi de birbiriyle ilişkili tabii ki. Hani sonuçta bizim bir bedensel ve zihinsel yapımız var. O yapımıza uygun bir uyku örüntümüz söz konusu. Ama bizim dışımızda olan bir de hayat var. İşimiz, gücümüz var, sosyal etkinliklerimiz var, aile hayatımız var vesaire. Onlar da bizim içinde bulunduğumuz dünyanın bir parçası olduğu için o da uykuya dolaylı olarak etkide bulunmuş oluyor. Yani hem bizim genetik ve yapısal özelliklerimiz hem de çevresel etkenler, ikisi birden nasıl bir uyku uyuduğumuzu belirleyen iki tane temel faktör oluyor. Ve onun kalitesi de bizim ruh sağlığımızı direkt olarak etkileyen bir şey sanki. Evet. Bu pandemi döneminde dikkatimizi çeken en önemli noktalardan bir tanesi özellikle sirkadiyen ritimde bir bozulmanın olması. Sirkadiyen ritim dediğimiz, yani sağlıklı insanların gece işte 12-1 gibi en geç uykuya dalması, sabahta 7-8 gibi uyanması şeklinde geri kalan zamanını da uyanık ve zinde geçirmesi şeklinde bir örüntü aslında. Sirkadiyen ritmimiz kabaca böyle. Yani gece nöbet tutmuyorsak, gece vardiyasında çalışmıyorsak
Bizim temel uyku örüntümüz böyle. Bu örüntü az önce bahsettiğim faktörlerden dolayı bozulmaya başlıyor. Bozulunca bu sefer daha geç saatlerde uyuma, yani özellikle gecenin o en karanlık olduğu saatleri uyanık geçirme, sabaha doğru uykuya dalma şeklinde bir örüntü ortaya çıkıyor. Bu da sağlıklı bir uyku uyumamızı bozan bir faktör oluyor. Çünkü sağlıklı uyku az önce de bahsettiğim gibi gece melatonin salgısıyla doğrudan bağlantılı bir şey. Biz gecenin ikinci yarısında uyuduğumuzda gecenin o en karanlık olan kısmını ıskalamış oluyoruz. Bu da yeterli melatonin salgılanmasını bozuyor. Yeterli melatonin salgılanması başta vücudun antioksidan sistemi olmak üzere bağışıklık sistemini de bozan bir faktör oluyor. Dolayısıyla çeşitli oksidan antioksidan dengesindeki bozulmalara bağlı fiziksel hastalıkların ortaya çıkması ve immün fonksiyonları, bağışıklık fonksiyonlarını bozmasının sonucunda da enfeksiyonlara yatkınlık gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu sirkadiyen ritim bozulmasının dışında yemek yeme ve kilo almayla ilgili bir takım problemlerin ortaya çıkması, uykuda solunum problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Sağlıklı insanlar uykusunda rahat bir şekilde nefes alıp vermelidir. Eğer sağlıklı bir nefes alma verme sistemi bozulursa, ki bunun en büyük sebebi kilo almadır. Kilo alınca solunum yollarında bir direnç söz konusu oluyor ve hava giriş çıkışıyla ilgili ciddi bir sıkıntı oluyor. Horlama ve uykuda nefes durmaları şeklinde apne dediğimiz kesilmeler söz konusu oluyor. İşte bu da derin uykuya dalmamızı engelleyen bir başka problemin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Apneleri olan, horlayan insanların derin uykuya dalamamaları ve uyku sürekliliğinin bozulması sonucu sabahleyin yorgun uyanma şeklinde bir problem yaşadığını görüyoruz ve gün içinde sakin zamanlarda iç geçmesi şeklinde, uykuya dalma şeklinde kısa kısa uyku ataklarının olduğunu görüyoruz. Bu da mesela yine bu pandemi döneminde bizim sık karşılaştığımız uyku problemlerinden bir tanesi oldu. Dolayısıyla toparlarsak sirkadiyen ritmin bozulması ve kilo almaya bağlı uykuda solunum problemlerinin ortaya çıkması uykuyu bozan en önemli, pandemiyle alakalı en önemli iki faktör diye düşünüyorum. Peki bu bozulmaya çözüm ne olabilir hocam? Neyi önerirsiniz bu noktada sıkıntı yaşayan izleyicilere? Evet, şimdi pandeminin hayatımıza getirdiği değişiklikleri iyi tespit etmemiz gerekiyor ki uykuyu da toparlayabilelim. Bence iki tane temel faktörü kesinlikle düzeltmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi fiziksel aktivite düzeyimizi tekrar artırmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Bununla alakalı olarak da gün içinde hani erişkin bir insandan bahsediyorum. En az şöyle bir 10 bin adım atması gerekiyor en az. Fiziksel bir aktivitenin oluşması açısından, vücudun tekrar çalışmaya başlaması açısından 10 bin adım önemli diye düşünüyorum. İkincisi yeme düzenimizi tekrar düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü karbonhidrattan zengin ya da sık yeme şeklinde kilo almamızı kolaylaştıran fast food gibi çabuk böyle yapılıp yenen yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Fiziksel aktivitemizi düzeltir, yemek yeme davranışımızı tekrar pandemiye uygun hale getirirsek, bence uykuyla ilgili iki tane temel faktörü ortadan kaldırmış oluruz. Üçüncüsü, ışığa maruziyetimizi mutlaka ayarlamamız gerekiyor. Özellikle akşam saatlerinden sonra ışığı kısmamız gerekiyor. Gece olduğunda da artık tamamen ışığı kapatıp uyumaya çalışmamız lazım. Eğer ışığı sürekli böyle maruz kaldığımız bir etken olarak hayatımızda tutarsak yine sirkadiyen yapıda bir düzelme çok kolay olmayacaktır. Dolayısıyla bu üç faktörü, yani fiziksel aktivite, yemek yeme ve ışık faktörlerini ayarladığımızda uykumuzun tekrar normal yapısına dönmesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Peki hocam, teşekkürler. Hocam, birçok şey kişiden şunu da duyuyoruz, sizi hazır bulmuşken bunu da sormak çok istiyorum. Bazen insanlar uykuya dalmakta
zorluk yaşıyorlar. Kendisiyle bir sohbet hali başlıyor. Konu konuyu açıyor. 1990'da yaptığı bir ticari hata aklına geliyor o an. Ya da o gün içinde bir patronuna duyduğu öfke, arkadaşına duyduğu bir agresyon aklına geliyor. Çıkaramadığı bir duygu geliyor. Burada ne oluyor hocam? Kişi neden uykuya dalmadan önce bunlar gelir aklına? Şimdi burada iki tane temel konu var bence. Uyuyamadığı için mi bunlar aklına geliyor? Yoksa aklına geldiği için mi uyuyamıyor? Bunu bir ayırt etmemiz gerekiyor. Kolay ayırt edilecek bir şey değil tabii. Ama burada şu ayırt edici nokta açısından şurası önemli diye düşünüyorum. Yani diyelim ki hayatı normal giderken bir insanın yaşadığı bir stres sonucu uykuları bozulmaya başlamışsa, o zaman bu insanın hayatındaki o stresin uykuyu bozduğu düşünülebilir. Eğer her şey normal giderken kişi uyumamaya başlamışsa ve bu uykusuzluğun sonucu olarak da hani yatakta boş boş durunca insanın aklına her türlü düşünce gelebilir. Buna bağlı olarak da birçok insanda eski defterleri tekrar yeniden açma gibi bir takım davranışlar söz konusu olabiliyor. O nedenle hani uykusuzluğun zamanlamasına bakmamız gerekiyor. Yani ne zaman ortaya çıktı? Bunun bir yaşam olayıyla, yaşanan olaylarla herhangi bir bağlantısı var mı yok mu? Bunu bir netleştirmek lazım. Eğer öyleyse çözümlenmemiş bir takım stres etkenleri söz konusudur. Dediğiniz gibi belki patronuyla yaşadığı o gerginliği çözümleyemiyordur, bir çözüm üretemiyordur. Bu kişinin uykusunu çözmesinin en önemli yolu patronuyla yaşadığı o sıkıntıyı ele alıp bir terapi ortamında düzenlemekten geçiyor. Ha, diyelim ki böyle bir stresör etken yok. Kişi günün birinde birden uyumamaya başladı ya da geç uykuya dalmaya başladı. Burada ise daha çok biyolojik etkenleri ve kişinin kendi içindeki zihinsel etkenleri, dışsal faktörler yerine biyolojik ve zihinsel faktörleri orada ele almak ve onları tespit edip düzeltmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hayatın içinde yaşadıklarını illaki gerçekte bir şekilde sanırım bir düzene koymak bu. Evet. Peki hocam, bu noktada bazen sabahleyin uyandığımda bende çok olur mesela. Sanki 10 dakika uyumuş gibi hissediyorum kendimi. Aha. Böyle kalktığımda çok, bütün gece 8 saat ya da 9 saat uyumuş olabilirim o gün. Ama sabah kalktığımda böyle bir sanki 10 dakika uyumuş gibi bir hissiyat oluyor. Zihin orada yoğun mu çalışmış oluyor? Bu neyin emaresidir? Nasıl bir şey, mesaj bu? Burada hani zaman algısının bozulması çok önemli bir şey değil. Çünkü uykuda bilincimiz ortadan kalktığı için, özellikle derin uykuda. Dolayısıyla zaman algımızla ilgili de bir problem söz konusu olabilir. Bu normal bir şey yani. Önemli olan şey şu. Hani biz o gece sağlıklı, güzel bir uyku uyuduk mu uyumadık mı sorusunun cevabı şurada. Ben şimdi sabahleyin uyandığımda kendimi bedensel olarak zinde hissediyor muyum? Birinci soru bu. Bu sorunun cevabı evetse arkasından ikinci soruyu sormamız gerekiyor. Yeni bir güne başlayacak motivasyonum var mı? Yani mental olarak, zihinsel olarak kendimi yeni bir güne hazır hissediyor muyum? Eğer bu iki soruya da evet cevabını veriyorsak, bence o geceyi iyi uyumuşuz demektir. Sürenin burada çok fazla önemi yok. Yani kaç saat uyursak uyumuş olalım, önemli olan bu iki soruya evet cevabını veriyor olmamız. Yoksa bazı insanlar dediğiniz gibi 10 dakika uyudum zanneder, halbuki 8 saat uyumuş olur. Ya da bazen tersi de olabilir. 1 saat uyur sanki 4-5 saat uyumuşum gibi kendimi çok zinde ve dinlenmiş hissediyorum diyen insanlar da olabilir. Zaman algısı orada bozulduğu için ona çok fazla güvenmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Güveneceğimiz iki kriteri tekrar vurgulayalım. Motivasyonel olarak kendimizi yeni bir güne başlayacak kadar hazır hissediyor muyuz? Bedensel olarak kendimizi güçlü ve enerjik hissediyor muyuz? Olmazsa olmaz bu iki şey sorgulanmalı. Bu evet, konu. Bu ikisi önemli, evet. Bir de tam tersi oluyor Mustafa Hocam. Ben 10 senedir uyuyamıyorum diyen, gece sadece 3 saat, 4 saat uykuyla hep ayaktayım diyen kişilerle de rastlaşıyoruz. Böyle problemleri ya da sorunları olabilen izleyicilerimiz oluyor hocam bu noktada.
Evet, şimdi burada hani sağlıklı uyku süresi ne kadar olmalı gibi bir şeye de geliyor biraz. Bence burada bir süre vermek çok doğru değil. Önemli olan insanın kaç saat uyuduğu değil. Uyuduğu uykunun ne kadar kaliteli olduğuna bakmamız lazım. Yani nicelikten çok nitelik burada ön plana çıkıyor. Bununla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Tabii yine de bir sınırdan bahsedilebilir. Hani bir insanın günde 2 saat uyumayla gününü kurtarması diye bir şey söz konusu olmaz. Ya da 3 saat uyumayla. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Sağlıklı insanların ortalama 6-7 saat, erişkin bir insandan bahsediyorum. 6-7 saat en az uyuyor olması lazım. Burada süreden çok tekrar vurguluyorum. Nitelik önemli. İkinci konu şu. Uyku yapımız bir normal düzene bindikten sonra, diyelim ki hiçbir problemimiz yok. Soruyoruz kaç saat uyursun sen diye. Vallahi diyor ben hani günde 7 saat uyuduğumda kendimi zihinsel ve bedensel olarak çok zinde hissediyorum diyorsa, onun normali işte o 7 saattir. O 7 saat eğer daha sonra herhangi bir nedenden dolayı artar ya da azalırsa orada bir problem var. Yoksa birbirimizi uyku süresi açısından kıyaslamanın çok doğru bir kıyaslama olmadığını düşünüyorum. Senin için 7 saat yeterli olabilir, benim için 8 saat yeterli olabilir. O yüzden de orada daha çok bizi güne hazırlayacak kadar etkin, verimli bir uyku uyup uyumadığımıza bakmak lazım. Bazı insanlarda şöyle bir şey de oluyor Erdinç. Uyku algılama bozukluğu dediğimiz bir problem söz konusu oluyor. Mesela adam günde 8 saat uyuyor, gözümü kırpmadım diyor mesela. Böyle insanlar var. Ya nasıl olur diyor, işte bak partnerin, ondan sonra seni gözleyenler, işte yaptığımız uyku laboratuvarı testleri filan 8 saat uyuduğunuzu gösteriyor ama siz yine de gözümü bile kırpmadım diyorsunuz. Bazen böyle nadir görülen bir durum söz konusu olabiliyor yani. Bu da hani uykuyu algılamadaki bir problemin işareti olabilir. Ayrı bir bozukluk olarak bundan da bahsedilebilir belki. Fakat insanların bazıları yoğun iş temposunun olduğu dönemlerde gerçekten uyku süresini biraz kısaltabilir. Hani yapacak çok işiniz vardır. O yüzden 7 saat, 8 saat normalinizse sizin bunu 4 saate indirdiğiniz bir dönem olabilir. Bu dönem işte 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün falan sürebilir. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. 10 günün sonunda tekrar normale dönmeniz lazım. Hatta bazı insanlar bu yoğun dönemi kısa uyku dönemiyle geçirdikten sonra tekrar normale döndüğünde o az uykuyu telafi de ediyorlar. Yani 7 saatse onların normali 8-9 saate çıkardıkları da oluyor. Yani uykuyu aslında biraz ödünç almış gibi oluyoruz yoğun dönemlerde. Uykudan taviz verdiğimizde o uyku tekrar rebound olarak bizim normale döndüğümüz dönemde tekrar uyuduğumuz bir etkinlik olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani uykuyu kısıtlamak diye bir şey uzun süre mümkün olmuyor. Böyle yapıldığı zaman bu tür çalışmalar var, deneysel çalışmalar, uykunun kısıtlandığı hayvan çalışmaları ve insan çalışmaları, birçok bedensel ve zihinsel parametrenin bozulduğuna dair bir sürü yayın var. Az önce konuştuğumuz hem metabolizmayla hem immün sistemle ilgili pek çok şey değişiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir şey değil. Hele hele uykusuzluk hiç sürdürülebilir bir şey değil. En fazla bir insanın ölmeden uykusuzluğa dayanabileceği süre bir haftayı geçemiyor yani. Bir hafta uyuyamadığınız zaman önce psikotik belirtiler, arkasından ciddi enfeksiyon belirtileri ve onun da arkasından ölümcül bir durum söz konusu olabiliyor. O yüzden de hani kısa uyku süresi veyahut da bazı insanlardan şunu duyuyoruz. Efendim benim işim çok, bana kısa uykuyu bir alıştırsanız ya da kısa uyumanın yolu var mı? Bunun bir yolu yok maalesef. Yani bedeninizi iyi tanımanız gerekiyor. O bedenin ihtiyaç duyduğu uyku ne kadarsa onu uyumanız lazım. Onu uyumadığınız zaman faturası çok daha ağır olabilir. Uykudan bu anlamda kesinlikle ne iş olursa olsun sürekli bir taviz vermememiz gerekiyor.
Çünkü daha sonra o verdiğimiz taviz çok daha büyük problemlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Başka bir yere götürüyor. Oldukça önemli bir konu. Hem neredeyse bütün canlılar için, uykuya ihtiyaç duyan bütün canlılar için oldukça önemli bir noktada. Hocam birazcık farklı bir konu başlığı bu belki ama yine de meramı maruz görün. Çok sormak istediğim bir şey size. Sizin rüyalarla alakalı da çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. İzleyicilerimiz internetten aratarak bu noktadaki çalışmalarınıza ulaşabilirler rüyalarla alakalı. Uyku ve rüya arasında sizce nasıl bir ilişki var? Aslında rüyayı uyku dışında bir şey de göremiyoruz. Yani uyku dışında eğer bir zihinsel durum yaşayacaksak bunun adı hayal olabilir en fazla. Hayale dalmak olabilir. Hayalle rüya arasındaki en önemli fark da hayalde hayal kurduğumuzu biliriz zaten. Dolayısıyla işte hülyalara dalma, hayallere dalma biraz bizim bilinçli olarak yaptığımız bir şeydir. Ama rüyalar bizim elimizde olan bir şey değildir. Uykuda birden ortaya çıkan bir tür ilginç zihinsel yaşantılardır. O nedenle hani insanlar niye rüya görür ya da rüyanın işlevi nedir gibi bir soru sorulduğunda pek çok karşılığı olabilir. Ya da bazen biz rüyaların şekline, içeriğine bakarak da kişinin mental durumuyla ilgili, zihinsel durumuyla ilgili bir öngörüde bulunmamız da söz konusu olabilir. Rüyanın bana göre en önemli işlevi bilişsel restorasyonu sağlama, özellikle hafıza fonksiyonuyla ilgili bir düzenleme yapması. İkincisi de bizim günlük hayatımızda yaşadığımız bir takım stresör olayların telafisini sağlama açısından iki tane temel yararı olduğunu düşünüyorum. Mesela ikincisiyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Diyelim ki günlük hayatımızda yaşadığımız bir takım sıkıntılar söz konusu olduğunda ve o sıkıntılara gün içinde bir karşılık ya da bir cevap veremediğimizde bu konu rüyamızda gündeme gelir. Diyelim patronunla bir sıkıntı yaşıyorsun. Bu sıkıntıya bağlı olarak patrondur bir şey diyemedik filan gibi bir şey söz konusu olduğunda rüyanda aynı patronla o sahneyi bir daha yaşarsın ve patrona gündüz söyleyemediğin şeyi rüyanda çatır çatır söylersin. Bu neyi gösteriyor? İşte o gündüz halledemediğin problemi rüyanda hallettiğini gösterir. Rüyanda patrona o söyleyemediğin şeyi söylediğinde sabah uyandığında oh be dersin, rahatladım dersin mesela. O çok ciddi bir rahatlama oluşturur. Bu anlamda rüyalar bir tür telafi fonksiyonu görür. Çok da önemlidir. Aksi halde gün içinde yaşadığımız streslerin birikimi ve bunun bizi rahatsız etmesi gibi bir şey söz konusu olabilirdi. İkincisi dediğim gibi rüyalar insanın mental durumuyla ilgili bir bilgi de verebilir. Yani rüyaların içeriğine bakarak, yani kişinin gördüğü rüyaya bakarak nasıl bir zihinsel meşguliyet içinde olduğunu anlamamızın da bir yolu rüyalardan geçiyor diye düşünüyorum. Biyolojik anlamda baktığımız zaman dediğim gibi hani bilişsel işlevlerin konsolidasyonu açısından rüyalar önemli. Ama aynı zamanda rüyalar bazen biyolojik anlamda bir beyin harabiyetinin göstergesi de olabilir. Bazı dejeneratif beyin hastalıklarında rüyalar önce bozulmaya başlıyor. Yani kişide herhangi bir nörolojik bulgu söz konusu olmadan bir takım rüyada davranışsal sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Normal insanlar rüyalarında herhangi bir davranışta bulunamaz. Motor anlamda bir davranıştan bahsediyorum. Yani elimizi kolumuzu kıpırdatamayız. Bağırıp çağıramayız rüyamızda. Bu insanların işte o motor fonksiyonları tekrar rüyada geri gelebilir ve buna bağlı olarak yumruk atma, kafa atma, yataktan kalkıp çıkma falan gibi bir takım belirtiler söz konusu olabilir. Bunları gördüğümüz zaman bu kişide gelişmekte olan dejeneratif bir beyin hastalığı var mı yok mu diye de düşünmek lazım. Bu biyolojik faktörü bir tarafa baktığımızda rüyaların büyük kısmı bizim psikolojik yapımızla ve psikolojik gündemimizle doğrudan alakalı diye düşünüyorum.
Teşekkürler hocam. Oldukça net oldu bu. Bu noktada bunları rüyada konuşma, rüyada uyur gezerlik vesaire kısmını ekleyebilir miyiz hocam buraya bunların içine? Bu uykuda konuşma ve uykuda yürüme kısmı rüyada olmuyor. Rüyanın görüldüğü uyku bizim hızlı göz hareketleri dediğimiz bir dönem var. O dönemde daha çok rüya görüyoruz. Ve o dönemde de kişide herhangi bir motor aktivite söz konusu olamıyor. Normal insanlardan bahsediyorum. Gerek uykuda konuşma, gerek uykuda kalkıp yürüme gibi bir takım hareketler bu REM uykusu dediğimiz uykunun dışında daha çok ortaya çıkıyor. Non-REM uyku dediğimiz dönemde ortaya çıkıyor. Bu da kabaca gecenin ilk yarısında daha yoğun olarak oluyor. O nedenle bir insanın eğer gecenin ilk yarısında yani uykuya daldıktan sonraki ilk 3 saatte bir takım anormal hareketleri söz konusu olursa biz bunları non-REM parasomni olarak isimlendiriyoruz kabaca tabii. Eğer sabaha doğru bir takım anormal hareketler ve davranışlar söz konusu olursa bunu da REM parasomniler olarak değerlendiriyoruz. Non-REM parasomniler daha çok hani gelişimsel dönemde ergenlik döneminde ortaya çıkan problemler. Diğeri her dönemde ortaya çıkabilir. Yani REM parasomninin her yaşta ortaya çıkabildiğine dair bulgular var. O yüzden hani non-REM parasomnileri biraz daha gelişimsel bir problem olarak görürsek hani geçici bir durum olarak değerlendirmek mantıklı gibi görünüyor. Çünkü o kişi ergenlik dönemini aşıp erişkinlik dönemine geldiğinde beynin matürasyonu tamamlandıktan sonra bu non-REM parasomnilerin önemli bir kısmı düzeliyor zaten. Fakat diğeriyle ilgili bir yardım almak gerekebilir büyük oranda. Tabii diğeriyle ilgili de non-REM parasomni ile ilgili de eğer çok ağırsa mutlaka yardım almak gerekebilir ama REM parasomniler biraz daha ciddi olabilir. Orada bir uyku bozukluğu tedavisi söz konusu olabilir. Uzman desteği şart anladığım kadarıyla bu noktalarda. Yani, bu yetişkinler üstünden bahsediyoruz hocam. Bu ergenler, yetişkinler üzerinden olan bazı uyku durumları, bozuklukları ya da dönüşebilen, düzelebilen bazı kısımlar var. Bu kısım çocuklarda farklılık gösterir mi sizce? Bir çocuğun uyku bozukluğu yaşamasında ki fark ne olur sizce hocam? Ya da farklar? Çocuklardaki uyku problemleriyle erişkindeki uyku problemleri arasında gerçekten de bir takım farklılıklar var. Çocuklarda uyku sorunlarını daha nadir görüyoruz. Yani erişkinlerde daha fazla görüyoruz aslında. Niye? Çocukların zaten hani fiziksel aktivite düzeyleri erişkinlerden genellikle fazla oluyor. O yüzden de hani oran olarak baktığımız zaman çocuklarda daha az görülüyor. Fakat çocuklarla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Özellikle bu parasomniler yani uykuda anormal davranışların ortaya çıkma ihtimali çocukluk çağında biraz daha fazla olabilir. Diş gıcırdatma, altını ıslatma, uykuda kalkıp yürüme gibi çeşitli problemler biraz çocuklarda daha fazla görülen bir şey. İkinci önemli problem özellikle çocukların yeme alışkanlıklarının daha böyle fast food ve ağırlıklı olmasına bağlı olarak çocuklarda da obezite problemi çok fazla olabiliyor. Bu da çocukların uykuda solunum problemi yaşamalarına neden olabiliyor. Artı çocuklarda yine bademcik gibi üst solunum yolları ile ilgili çeşitli enfeksiyonların olması solunum yollarında bir tıkanmaya neden olabiliyor. Bir taraftan obezite, diğer taraftan bu bademcik enfeksiyonlarının olması solunum yollarının uykuda açık kalmasını zorlaştırabilir ve bu da uykuda solunum problemlerinin çocuklarda da sık görülmesine neden olabilir. Kabaca toparlarsak demek ki çocuklarda bir parasomni dediğimiz uykuda anormal davranış problemleri söz konusu olabilir. İkincisi de özellikle bu obezite ve bademciklerin büyümesi gibi bir problem söz konusu olduğunda orada bir uykuda solunum problemi söz konusu olabilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben
çok faydalı oldu hem kendi adıma hem de umarım izleyiciler adına da öyle. Bu sıkışık takvimde bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bizimle olmak. Ben teşekkür ederim. Çok... Bir içgörü geliştirme açısından Erdinç bir şey söyleyeyim. Öyle bitirelim. Sanırım sonuna geldik. Şimdi bir kişi uyuduğunda bilinci yerinde olmadığı için mutlaka bir uyku problemi olup olmadığını partneriyle de teyit etmesinde yarar var. Yani mesela partneri onu uyurken gözlerse en azından bir uyku testi yapmadan evvel de partnerinin gözlemleriyle sende şöyle şöyle şeyler oluyor falan gibi. Hadi partneri yoksa, diyelim partneri yok, bir gecelik kayıt alabilir, kamera kaydı alabilir. Sonra o kendi kamera kaydını hızlı bir şekilde gözden geçirebilir. Böylece birkaç tane temel uyku problemini yakalayabilir. Partnerinin gözlemi ya da kamera kayıtlarıyla. Bunlardan bir tanesi uykuda hareket bozukluklarıdır. Birçok insan uykuda hareket bozukluğu olduğunu fark etmeyebilir. İkincisi de bu parasomni dediğimiz bir takım özellikler yine kamera kayıtlarıyla ya da partnerin gözlemleriyle teyit edebilir. Üçüncüsü de bu uykuda solunum problemleri. Çünkü insan uykuda horladığını ya da nefesinin durduğunu çoğu zaman fark edemeyebiliyor. O nedenle bu kamera kayıtları ve partner gözlemleri nasıl bir uyku sorununuzun olduğunu anlamanızda size çok yardımcı olabilir. Bir uyku uzmanına gitmeden, uykuyla ilgilenen bir hekime gitmeden evvel böyle şeylere de bakmakta yarar var. Tabii en önemlisi kişinin görüşmemizin başında belirttiğim güne başlarken fiziksel ve zihinsel zindeliğini test etmesi gerekiyor. Eğer onu test ettiğinde bir sorun yoksa uykuyla ilgili bir problemin olmadığını söyleyebiliriz. Eğer onunla ilgili bir problem varsa dediğim gibi partneriyle ve kayıtlarla bir teyit etmesi gerekir. Ondan sonra da bir uykuyla ilgilenen bir hekime gitmesinde yarar var diye düşünüyorum. Sonuçta uyku problemleri bizim en kolay tedavi ettiğimiz, en rahat çözüm bulduğumuz rahatsızlıklardan bir tanesi. Önemini belirtmiştik. Dolayısıyla bu kadar kolay kontrol edilen, kolay çözülebilen bir problemi ihmal etmeye de gelmiyor. Çünkü gerçekten insan fizyolojisinde çok önemli bir yer tutuyor diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli bilgiler için. Sayın Profesör Doktor Mustafa Bilici bugünkü Zihin Haftası programının konuğuydu. Canlı yayında bizimle beraber oldu. Bizi onurlandırdı ve güzel bilgilerini elde ettik Sayın Hocamızın. Bizleri Amerika'dan izleyen izleyicilerimize güzel bir gün, pazar günü başlangıcı diliyorum. Türkiye'den izleyen izleyicilerimize ise güzel bir akşam, pazar akşamı diliyorum. Hayatı ve insanı anlama konseptindeki Zihin Haftası'nın bugünlük sonuna geldik. Haftaya başka bir konuda, başka bir belki uzmanla ya da başka bir konu içeriğiyle birlikte olmak dileğiyle esen kalın efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.